Vav wow, Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programıyla huzurlarınızdayız. İnşallah bugün yine bir saat boyunca sizlerden gelen soruları Doktor Hüseyin Kayapınar hocam cevaplandıracaklar. Sizler de zihninizi meşgul eden yayın esnasında yanıtlanmasını istediğiniz sorularınızı 0552 915 8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak Yazılı, sesli veya görüntülü mesaj yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arzu ederseniz sosyal medya hesaplarımızı kullanarak da sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız hocam? Allah'a çok şükür. İyiyiz. Rabbim daim eylesin inşallah. Sağ her olun. zaman her zamanki cevaplarımız da hala Emin. devam ediyor aynı. Amin hocam. Rabbim daim eylesin inşallah. Daha iyi eylesin. Amin. Ümmet biz, o, ümmet biz, 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 biz kendimiz için yeter bu. Daha evet. kötüye gitmeyelim yeter de. Tabii milletimiz, ümmetimiz için daha iyi eylesin. Amin hocam, inşallah. Şuurlu olabilmeyi nasip etsin. Amin inşallah. Hocam sorularımız epey biriktiler. Müsaadenizle Bismillah diyerek Tabii, sorularımıza bu, başlayalım. Buyur, buyurun. Hocam seyircimiz e, sormuşlar. Hayat sigortası yapmak ve yaptırmak caiz midir demişler. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi İslam dininin özellikleri en önemli, en bariz özelliği e, hükümlerinin hem ahirete hem de dünyaya yönelik olması. Yani bize dinimizin emrettiği veya yasakladığı şeyler sadece ahirete yönelik değil. Namaz kıl, oruç tut, hacca git, zekat verle bitmiyor iş. Evet. Aynı zamanda bir helallar haramlar kategorisi var. Bir caiz olanlar olmayanlar var. Bunların her birisinin ayrı ayrı kaynakları, dayanakları var. Şimdi mesela haram helal konusunda. Tabi Kur'an-ı Kerim'de belirtilenler var. Yani şunlar şunlar yasaktır, şunlar şunlar haramdır. Şunları yapmayın ki bunlar ha haram olmak e şeyleridir, sigalarıdır. Ya bazıları için يحل et tayyibat Mesela evet. size helal kılındı. Bazen daha جناح Size bir sakın şey yoktur gibi helalla işaret eden şeyler de var. Tabi bunlar bir kısmı e Kur'an-ı Kerim'in indiği döneme yönelik olarak yani daha doğrusu o günkü uygulamalara yönelik sadece. Eyvallah. Mesela işte içki yasağı var da Kur'an-ı Kerim'de. Uyuşturucu yasağı yok. Misal. Çünkü o ha, yok. Ha, Şimdi bu, bu, durumda yani daha önce kitapta sünnette net olarak geçmeyen ama bugün için acaba bu caiz mi değil mi haram mı değil mi araştırırken e, bir akitler itibariyle farklı bakarız. Evet. Bir de diğerleriyle. Diğerleri deyince darurat-ı kamsa dediğimiz beş şey var. Bunlar nedir? Din, can, akıl, nesil, mal. Beş. Bunlara darurat-ı hamse tabir edilir. Evet. Dinimizin bütün emirleri bu beş şeyden birini veya birkaçını korumaya yöneliktir. Cihat farzdır. Çünkü dini korumak için gereklidir. Evet. Beslenmek farzdır. Çünkü canı korumak için gereklidir ve devam. Ha, yasaklar da bunlardan birine karşı olduğu, bunlardan birine halel getirdiği, bunlardan birine zarar verdiği içindir. Efendim, adam öldürmek haramdır. Çünkü bu cana zarar veriyor, nesle zarar veriyor. Evet. Kumar haramdır, mala zarar veriyor evet. gibi. İçki haramdır, akla zarar veriyor. Şimdi, bunlar genel anlamda helallar ve haramlarla ilgili olan şeyler. Bir de sözleşmeler, akitler var. Mesela alım-satım akti, kira akti, rehin akdi. Bunlar akit sözleşme demek. Evet. Ve bunlarda mesela sigorta akdi. O da bir sözleşmedir. Peki bu akitlerin meşru olanı olmayanı, caiz olanı olmayanı ile ilgili temel kriterler neler? Bir akta konu olan şey ne? Evet. Yani dinin yasak ettiği bir şey mi? Üzerine bir biz konuşuyoruz. Yoksa mübah kıldığı bir şey mi? Bu bir. Ha, mesela efendim domuz alıp domuz satma. Bu caiz değildir. Niye? Din domuzu necis görmüş, pis görmüş. Yenilmesi haram. Ondan istifade edilmesi caiz değil. Dolayısıyla onun ticaretini yapmak da caiz değil. Bak bu neye göre oldu şimdi? O e, e, akdin mevzuu dediğimiz, biz o şeyde mesela alım satmışsa mebi dediğimiz şey dinen meşru mu değil mi ona bakıyorum. Başka? Bu yapılan işlemde, akitte faiz muamelesi var mı? Ha, var. O zaman caiz değil. Peki bu yapılan akitte kumar var mı? Varsa ha, o zaman caiz değil. Ha, bu yapılan akitte karar dediğimiz belirsizlik var mı? Yani ne olacağı konusunda belirsizlik. Mesela bir hayvanın karnındaki cenini satmak. Evet. O doğacak mı doğmayacak mı? Belli değil. Buna karar deriz. Ve bunun örnekleri var. Var mı yok mu? Varsa bu caiz değil. Bunlardan hiçbirisi yoksa o zaman o akdi yapabilirsin. Evet. Çünkü bugün e, eskiden olmayan asap döneminde, peygamber döneminde, müştehit imamlar döneminde olmayan birçok yeni sözleşmeler, yeni akitler, yeni faaliyetler var. E bunların hepsini birden eskiden yoktu bu sil süpür o yok. Bunlardan ihtiyacımız olanlar var. Kullanmamız gerekenler var ama her önümüze gelende kullanamayız. El halal haramu beyyunun vel halalü beyyunun diyor. Haram belli, helal belli. Ha. Bunların arasında da şüpheli şeyler var. Bak o da önemli bir kriter. Evet. Siz o şüpheli şeylerden kaçınız. Sigorta. Eskiden yoktu böyle bir şey. Ne yapıyor sigortada? Ee, i̇ki türlü şimdi. Bu bir yardımlaşma cinsinden olan tekafül sistemi denilen. Evet. Bir sigorta türü var. Bir de ticari sigortalar var. Yani ticari sigorta. Bugün daha çok konuştular. Yani şirketler var. Sigorta şirketleri var. Onlar işte çeşitli alanlarda sigorta yapıyorlar. Bu işte araç kasko dediğimiz araç sigortası oluyor. Efendim şu e, sağlık sigortası oluyor, hayat sigortası oluyor, başka alanlar. Ne yapıyor burada? Bir müşteri var, bir de işveren veya satıcı var. Satıcı sigortayı satan. Evet. Müşteri de sigortayı satın alan. Müşteri ne yapıyor şimdi? Para veriyor, prim veriyor ve orada bir şeyler alacak. Şimdi ne alacak? Efendim kasko yaptıracaksa eğer kişi. Yani diyor ki bak benim arabam bu. O bir değer biçiliyor neyse. Buna işte şu 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 şekilde bir zarar gelirse şey onu ödüyor sigorta. Gelmezse zarar gelmezse her sene müşteri prim ödemeye devam ediyor. Öyle sigortalılar var ki 50 senedir sigorta primi yatırıyor. Bir kuruş para almıyor sigortadan. Böyleleri de var ki bir senede iki defa, üç defa bir arabanın bedeli kadar sigortadan prim alıyor. Evet. Böyle bir uygulama var. Ve hayat sigortası. Ya yani diyor ki işte bir kimsenin başında bir iş gelirse ona şu kadar para, ölürse varislerine bu kadar. Bu ona da prim yatırılıyor. Başta hiçbir iş gelmiyor adamın. Ve yatırdığı prim boşa gidiyor sanki. Şimdi burada bu işleyiş tarzını dikkate alır. Ha bir de tekafül var. Tekafül şu demek. Sigortalılar havuza para yatırıyor. Evet. O havuzun bir yönetimi var. O para çalıştırılıyor. O havuzdaki para çalıştırılıyor. O üyelerin artık ona müşteri demeyelim üyelerin çünkü burada satıcı alıcı yok. Ortaklık var. Üyelerin herhangi birinin başına arabasına herhangi bir sıkıntı gelirse o havuzdan o ödeniyor. Evet. Ondan sonra sene sonunda bakılıyor o havuzda ne kadar para toplanmış artmış. Şu kadar para bitmiş ve şu kadar üye var. Her birine o havuzda toplanan paradan para ödeniyor. Kar ödeniyor. Evet. Burada bak dikkat ederseniz bir taraf para verip bir taraf da para alıp almıyor. Yani para veriyorlar doğru ama yardımlaşıyorlar ve elde edilen karı sonuç itibariyle hepsi Alıyor. Ama diğer ticari sigorta da öyle değil. Evet. Yani sigorta şirketi kazanıyor. Hatta onun üstü var. Yurt dışında belki o kazanıyor falan. Şimdi bu durumları göze alan İslam alimleri e, bu ilmi e, Efendim heyetler fikir yürütüyorlar. Mesela Mezmul fıkh İslami diye bir kurum var. Bunlar inceliyorlar diyorlar ki bunda çok ciddi anlamda karar var diyorlar. Yani İslam'a göre bir akdin, bir sözleşmenin caiz olmamasına sebep olan ciddi anlamda bir karar var diyorlar. Nedir o? İşte dediğimiz gibi sigortalı prim yatırıyor ama alıp almayacağı belli değil. böyle bir belirsizlik var. Dolayısıyla bu caiz değil demişler. Ve işi bu şekilde. Tabi bu eski değil. Ancak İbn-i kadar dayanıyor sigortanın tarihi. O da caiz değil demiş. Bizim Dirişleri Yüksek Kurulu 2005 yılında toplanmış. Onlar da sigorta konusunu görüşmüşler. Ve bu konuyu görüşürken aynı zamanda Mecmul Fıkh-ı İslami'nin çekincelerini de dikkate alarak demişler ki e, bu caizdir. ihtiyaç vardır buna. Tabii onlar daha çok kasko. Evet. O, o konu. Onlar da öyle demişler. Ama hayat sigortasına benim bildiğim caiz diyen yok. Ha şimdi bir dedemin bir şey söylemiştim. Haram bellidir, helal bellidir. Evet. Bunların arasında e, şüpheli şeyler vardır. Siz şüpheli şeylerden uzak durun. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Şüphe ettiğini bırak, şüphe etmediğine bak. Ben kendim 1990'dan beri araba kullanıyorum. Ve hiç kasko yaptırmadım. Bu kadar. Eyvallah hocam. Bizim de aynı durumda. Yani bu tabii bir karar meselesi önemli. Yani, yani bir 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 şüphe var en azından. E, ha yaptıran da bir bir görüş var işte fetva var. O da ona göre yaptırmış olur. Yani ben burada doğrudan bu haramdır demiyorum. Ama e, ben kendi açımdan baktığım zaman e, tedbirli olanı, ihtiyatlı olanı bu olarak görüyorum. Ama e, öbür tarafta koskoca bir kurul var. dinişleri bir İşler kurulu. Orada evet. bir sürü İslam alimi o gün şartlarda toplanmışlar ve bu sonuca varmışlar. Ha, ona uyulmaz diyemem ben. Ona isteyen orada uyar. Ama sorunun özelinde hocam hayat sigortası Ben sigortası ben ona cevaz vereni duymadım. Evet. Bu konuda caiz diyen yok yani. Bilmiyorum ben. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam bir izleyicimiz emlakçı kendi mülkiyetindeki gayrimenkullerin zekatını vermekle yükümlü müdür demiş. Emlakçı o gayrimenkulleri neden elinde tutuyor? Yani adam oturmak için ev almış. Mülkü. Evet. evet. Veya ikinci bir daire almış, kiraya veriyor. kira gelirinden şey yapıyor. Bu ister emlakçı olsun, ister başkası olsun, bunun hükmü aynıdır. Yani ben bu malı e, satıp kar etmek amacıyla aldıysam, ticaret malına girer. Evet. Ve o zaman onun zekatını vermem gerekir. İster emlakçı olayım, ister başka bir şey. Ama öyle değil de yatırım olarak aldım ve dursun ileride çocuk çocuk, Ev yaptırır üzerine oturur diye bir arsa almış. Veya daire almış işte kira geliri olur bana ikinci bir maaş olur böylece işte emeklilikte rahat ederiz diye almış. Ve bunlara zekat gerekmez. Ne zaman gerekir? O taşınmazı alırken satmak niyetiyle, ticaret yapmak, kar etmek niyetiyle almışsa ona zekat gerekir. Hocam burada peki alırken niyet farklı olsa da sonradan niyet değişse? Niyet değiştikten sonra belki söz konusu olur. O zaman orayı dikkate almak Hı, gerekiyor. Tabi. Teşekkürler hocam. Hocam bir izleyicimiz taksitli alışverişlerde alınan vade farkı helal midir demişler. Şimdi vade farkı ne? Yani peşin alırsam 100 lira, vadeli alırsam 150 lira diyor. Evet. Sonuç itibariyle burada her ikisi de bir malın bedeli. Ama de parayı peşin aldığı için daha ucuza veriyor. Ötekinde daha pahalıya veriyor. Peşin olan Var ya böyle fıkhta da El acil eftalü minel acil evet. Ve el acilü hayrun minel acil. Peşin olan vadeli olandan daha eftaldir, daha hayırlıdır. Daha menfaatli vardır insan bundan. Ve dolayısıyla bu faize girmez. Yani faiz deyince ne oluyor? Ben şimdi senden 100 lira alacağım 150 lira ödeyeceğim. Faiz budur. Evet. Bunu öyle yapmıyorum. Ben senden kumaş alıyorum, elbise alıyorum, para ödüyorum. Saat alıyorum, para ödüyorum. Telefon alıyorum, para ediyorum. Ama satıcı diyor ki kardeşim, sen bu elbiseyi peşin parayla alırsan sana 3 bin lira ama vadeli alırsan 4 bin lira diyor. Ne, ne oldu burada? 3 bin de o elbisenin bedeli oldu, fiyat oldu. 4 bin de fiyat oldu ve sen daha <laughs> bu ikisini duyduktan sonra sen kardeşim ben vadeli alacağım 4 bin lira razıyım dedin mi tamam iş bitti. Caizdir. Yok ben 3 bin liraya peşin alacağım 3 bin liraya caizdir. Burada önemli olan şey fiyatın belirlenmesidir. Malumiyetü semen yani. Evet. Bu semen, semen nedir? Fiyattır. Fiyatın Fiyat. belli olması şarttır. Bu belli olduktan sonra problem yok. Ve bu mesele bizim Mevsut'ta dahi yer almış. Yani dahi derken ta bundan 393'tü değil mi Serahs'ın vefatı? Yanlış hatırlamıyorsam. Ta onun döneminde bile bu söz konusu edilmiş ki Serahs buna caiz demiş. Eyvallah. Hocam şimdi vadeli olduğu zaman e, müşteri malı satın alıyor. Vadeli de peşinden biraz daha fazla para ödüyor ya hocam. Evet. Orada neyi satın alıyor? Zamanı da mı satın Hayır. alıyor? Hayır. Şimdi orayı biraz açabilir miyiz? Bu, bu bura, kapalı kalır. Malın fiyatıdır bu. Evet. İster peşin olsun, ister vadeli olsun. Malın fiyatıdır. Ben şunu sana satarken 10 lira da diyebilirim, 5 lira da diyebilirim. Evet hocam. Bunda serbestim. Evet. Sen de bunu kabul edersin veya etmesin Bu da aynıdır. Yoksa vadeyi satma değildir. Vadeyi satma olsa o zaman faize girmez <laughs> lazım. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Bir izleyicimiz tarım ürünlerinin sigortalanması caiz midir demişler. Şimdi demin sigorta konusunu uzun süre anlattık. Evet. Tarım ürünlerinde farklı bir durum var. Bu tarım ürünleri sigortasında devlet teşvik ediyor. Ve devlet bir kısmını ödüyor. Ha, şimdi... Toplumsal bir menfaat, menfaat gelir. için. Yani insanlar bunu üretsin. Evet. İnsanlar işte zarar edip de bundan vazgeçmesin gibi maslahatlara binaen bunu devlet teşvik de ediyor. Zaten Diriş Yüksek Kurulu'nun o kaskoya bile caiz dediğine göre tarım sigortasına hayda hayda can, caizdir. Evet. Ve tabii benim kanaatimce de tarım sigortasının, sigortasının cevaz yönü kaskodan daha sağlamdır. Çünkü toplumsal bir fayda Genel var. var tabii. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bir izleyicimiz demişler ki namaz kılmayan kişilerin yaptığı diğer ibadetler kabul olur mu demişler. Hayır öyle bir şey olmaz. Yani, yani namaz da bir görevidir boştur. Oruç da bir görevdir boştur. Hani meşhur bir kaide var ya, evet. ma la yudrakü kulluhu, la yutrakü kulluhu. Evet. Yani tamamını elde edemiyorum diye bir kısmını da terk edemezsin yani. Yapabildiğin yaparsın. Efendim bir namaz kılamıyorum. Böyle soruşta. Bu hangi mantık kabul eder bunu? Ha, ama namaz önemli bir ibadettir. Varsa böyle bir şey namazın önemine işaret içindir. Yoksa hüküm olarak değildir. Hocam yani kabul olur mu demişler? İnşallah mi? Allah bilir onu. Samimiyetle, ihlasla yapılan her türlü amel ibadet kabul edilir. Ayet bunu söylüyor. Zerre miktarı hayır işleyen karşılığını görecektir. Zerre miktar kötülük işlerinde karşılığını göreceksin. Eyvallah. Ya bu ayet karşısında başka ne olabilir? Yani bir yerden tutunalım da dini hocam. <laughs> Değilim. Allah razı olsun. Hocam bir izleyicimiz yardımlaşma amacıyla altın para günü yapmak caiz midir demişler. Şimdi bu tabii öteden beri özellikle hanımlar arasında çok yaygını. Evet. Yaygın. Daha eskiden bu e, altın günü diye meşhurdu. Evet. Şimdi hala altın günü mü? gram günümü bilemiyoruz tabii eskiden. İçerekle herhalde hanımlar toplanırlardı, verirlerdi. Evet. E bu bunu, şunu diyenler çıkıyor. Bu bir menfaat karşılığı boş vermedir. Kullu kardın carra menfaaten fe Evet. Hadistir bu. Evet. Menfaat sağlayan her türlü karş borç verme e, şeydir, e, faizdir, faizdir diyen hocaları duydum ben. Ama burada sen borç veriyorsun. Verdiğinin aynısını alıyorsun. Bu bir menfaat sayılır mı? Yoksa o zaman Karzahsen'in tümüyle kaldır. Çünkü Karzahsen dediğimiz borç vermede de ileride o borcu alan kişi geri ödeyecek. Evet. Ve veren kişi de bunu geri alacağını bilerek alıyor. Dolayısıyla öyle bir şey ben uygun bulmuyorum onu. Bana göre bu caizdir. Ancak burada zamanımızda şöyle bir problem var. Yani mesela para değer kaybediyor ya. Evet. Mesela 10 tane hanım bir araya gelmiş. 15 güne bir toplanıyorlar 5 ayda bir devran ediyor. Evet. Birinci aydaki o toplu parayı alan ile beşinci aydaki alan aynı değil. Yani bunların her birisi diyelim ki her toplantıda yüz lira verse 10 kişi 2000 lira alacak. Evet. Birinci ayda 2000 lira alanın aldığı 2000 lira ile beşinci ayda 2000 lira alanın aldığı 2000 lira aynı değil bugün yani para müthiş bir şekilde ne yapıyor? Değer kaybediyor. Evet. Buna enflasyon diyoruz. Ve bizim bu alacak borç ilişkilerinde enflasyon farkının farkının tazmin edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani burada e, reel bir değer olması lazım. Gerçek değer. Gerçek değer de o kağıdın üzerinde yazan 200 olmuyor artık. Evet. O kağıdın alım gücü oluyor. Ve dolayısıyla da bu e, günlerde ister para günü diyelim adına ister altın günü diyelim. E, önce alanla sonra alanın aldıkları arasında uçurum olmaması lazım. Büyük fark olmaması lazım. Onun için de sabit bir değerle veya sabite yapın ki altın bugün en uygunu görünüyor. Mesela her biri toplantıda bir gram altın veriyor. Ve bunun bir sakıncasının olmaması lazım. Yani burada önemli olan şey ne? Önceki alanla sonraki alanın aldığı meblalar Efendim şey olarak, kıymet olarak, alım gücü olarak eşit veya eşite yakın olması şartıyla olabilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bir seyircimiz taşıyıcı annelik yöntemi kullanarak çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı anne olmak caiz midir demişler. Caiz değildir. Şimdi yani burada ne oluyor şimdi? Üç kişi var. Evet. Bir karı koca var. Bir de üçüncü kadın var. Karı koca sperm sahibi ve yumurta sahibi. Evet. Ve bunların döllendirilmişin bunlara ait. Evet. o döllendirilen yumurta ne oluyor? Üçüncü kişiye yani o diğer kadını, ikinci kadının rahmine yerleştiriliyor. Evet. Ve onun rahminde bu büyüyor. E şimdi burada bir takım olumsuzluklar sonuçta olabilir. Yani çocuğu doğuran kadın bu benim çocuğum diyebilir o ona yakın olabilir. Onun genlerinden öbürüne geçme olur mu olmaz mı? Tabi o da bir mesele. Evet. Ama buna hiçbir kurum yani dini veya fıkhi hiçbir kurum buna caiz demiyor. Yani evet tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak caizdir ama ne olacak? Evli olan kocanın hanımının sperm ve yumurtası hanımın rahminde kendi hanımın rahminde gelişirse buna caiz deniliyor. Ama onun dışında siperin başka bir adamı veya yumurta başka bir kadını veya rahim başka bir kadın olursa bu caiz görülmüyor. O zaman taşıyıcı anne caiz olmak değil. da caiz değildir. Caiz değildir. Değil mi hocam? Eyvallah. Teşekkürler. Hocam seyircimiz demişler ki iş veya iş yerindeki araç gereçten kaynaklanan bir durum nedeniyle işçi zarar görse işverenden tazminat talep etmesi dinen uygun mudur? Şimdi eğer o kullanılan adet edevat şeye e zarar verecek türdense, sakat bırakacak türdense. Yani şöyle diyelim bu işçinin uğradığı o olumsuz hal kendi ihmalinden dolayı değil de kullandığı makineden kaynaklı ise evet. tazminat alması lazım. Ve bunun da tabi patrona bildirilmesi lazım patrona bildirilmesi lazım. Çünkü insanlar başkalarına zarar veremezler. Yani hatta ne diyoruz? bir adamın bir kişinin hayvanı gidip bir başkasının ekinini yese onu tazmin eder. Evet. Buna benzer bir bakıma. Yani burada işveren eğer bunu bildiği halde kendisi uyarıldığı halde şey yapmıyorsa düzenlemiyorsa o takdirde sorumlu olur. Zaten iş güvenliği şeyleri var biliyorsunuz. Evet. O iş güvenliği, uzmanları var, onların kontrolleri var. Bu kontrollere uyulmadığı takdirde, uzmanların tavsiyesine uyulmadığı takdirde... ...o meydana gelen zararı o işveren tazmin ediyor ki mevcut sistemde de bunlar var. ve Bu doğru bir şeydir. Dolayısıyla tazminat alabilir değil mi hocam? Kanaat alabilir. Eyvallah hocam, teşekkürler. Hocam seyircimiz demişler ki Amerika'da yaşayan bir Müslümanın ev veya araç almak için... Faizli bankadan kredi kullanması caiz midir? Şimdi bankadan kredi kullanmak caiz değil genel hüküm bu. Faiz vermek veya faiz almak caiz değil. Ancak bazı özel durumlara böyle fetva veriliyor. Araba için böyle bir fetva yok. Yani böyle araba almak için kredi çekmek caizdir diye bir şey yok görüş bilmiyorum ben. Ama ev almak için Avrupa'daki yani Avrupa ile ilgili olarak bu fetva yayınlandığı için Avrupa diyorum ki ha Amerika ha Avrupa fark evet. etmez. Tabii oralarda Avrupa'da ev fiyatları, kiralar çok pahalı. Mesela adam 2500 euro para alıyor, 2000 euro kira veriyor kirada. Ama öbür taraftan bu banka kredisiyle aldığı zaman o ayda 500 lira kredi ödüyor ve bu mal 30 sene sonra kendini alıyor. Böyle bir durum var. Şimdi bu yüzden haliyle Oradaki vatandaşlarımız kredi çekerek ev alma cihetine gidiyorlar. Kimisi bunu araştırmadan yani bu caiz mi değil mi düşünmeden alıyor. E kimisi bu dini yönü araştırıyor ona göre hareket etmek istiyor. Bu Avrupa İslam Alimleri Birliği diye bir birlik var. Evet hocam. Bunların başında daha önce şey vardı. Yusuf El Karda'vi vardı. Bu birlik daha sonra vefat etti. O biliyorsun şimdi evet. Ali El Al Kardavi oldu. Bun ikisi evet, de iyi alimdir. Tabi Ali El Karadayı, Yusuf El Karadayı tutamaz haliyle. Ama bunlar e, daha önce mesela 20 sene önce bu caiz değil diye fetva vermişler. Fakat hmm. durumu inceleyip o, görünce kendi oturacağı kadar olmak kaydıyla ikinci bir ev değil. Veya normal 3 artı 1 yeterken 5 artı 1 değil. İhtiyacı kadar. İhtiyacını karşılayacak kadar olmak kaydıyla bu caizdir demişler. Biz de bize bu soru sorulduğu zaman özellikle yurt dışından bu fetvayı naklediyoruz. Yani Avrupa'daki hüküm neyse Amerika'daki de odur. Yani aslında hocam dünyanın neresinde doğrusu olsun insan faiz faizdir. Faiz değil mi? hiç değişmez. Yani bu konuda bir problem yok. yok. Ama sadece buradaki ihtiyaçtan dolayı evet. müsaade edelim. İhtiyaç, maslahat. Menfaat. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam bir diğer sorumuz. E, seyircimiz demişler ki İdrar torbası taşıyan namaz kılar mı? Kılarsa nasıl kılmalıdır demişler. Kılar. Namaz kılar. Kılarsa nasıl kılar? Herkesin namaz kıldığı gibi kılar. O e, idrar torbası yokken nasıl kılıyor iyiyse öyle kılar. Ama burada tabi abdest meselesi var. Evet. Abdest konusunda bu sahibi özürdür. Her namaz için, her namaz vakti için bir abdest alacaktır. Ve o abdest ile namazını kılacaktır. Mazur, bu sahibi özürdür bu ve o özür sahibi abdest aldığı zaman o kendisinde çıkan özür abdesti bozmuyor. Onun dışında başka bir sebepten dolayı abdest bozulursa tabi abdest bozulmuş oluyor. Başka bir sebep yoksa o aldığı abdestle her vakitte bir abdest almak kaydı her vakit için namazlarını kılar. Hocam varsayalım bu kişiler mesela işte hastaneye gitmek için. Yola çıktılar da namaz vakti yolda geldi. Böyle bir hastanın camiye giriş çıkışında nasıl bir tutum sergilese ne tavsiye ederiz hocam? Yani işte abdest konusunda mı? Yok abdest değil de namaz mesela işte hasta idrar torbasıyla. E, o kenarda duruyor duruyor dıştan görünüyor mu kapatılır üstüne herhalde insanlar bu. Yani Bu bir hastalıktır keyfi bir şey değildir. Mazur görmek lazım değil mi o kişileri. Onu yadırgamamak lazım tabii onu. ha Ben böyleyim diye o da namazı terk etmemeli tabii. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, sizlerde yayın esnasında yanıtlanmasını istediğiniz, zihninizi meşgul eden sorularınızı 0552-915-8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak yazılı, sesli veya görüntülü mesaj yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arzu ederseniz sosyal medya hesaplarımızı kullanarak da sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocam, bir diğer sorumuz... Hanefi mezhebine göre seferi olan kişi sünnet namazları kılmalı mıdır? Hayırlı yayınlar diliyorum. İsterse demektir. kılar, isterse kılmaz. Vakti müsaitse kılması tavsiye ediliyor. Evet. Ama vakti müsait değilse kılmadığı takdirde evet. niye kılmadın diye ona bir ceza tereddüt etmez. Evet. Teşekkürler hocam. Hocam bir izleyicimiz ben bundan 3 sene önce bir arsa almıştım. Niyetim zamanla değerlenirse onu satarım ve kar ederimdi. Enflasyondan korurum diye düşünüyordum. Buna zekat düşer mi demişler? İşte, ticaret için almış öyle anlaşılıyor bunu. Evet hocam. Nasıl ki diğer ticaret malları zekat düşüyorsa bu arsaya da zekat düşer tabii. Ve her sene için zekatını vermesi lazım değeri üzerinde. Hmm. O değerini hesaplayacak. Onu... Hesaplayacak. Mesela diyelim ki 3 sene önce almış. Bir sene geçti. Kaç aldıydı? İşte 100 liraya aldıydı. Ama bir sene geçince 120 lira oldu. 120 lira üzerinden zekatını verecek. Hocam şimdi bu değer dedik ya mesela aldığı gün varsayalım ki 100 bin TL'ye aldı. bir sene sonra 200 bin TL oldu ama o arada inişler çıkışlar oluyor hocam. O sene sonuna bakarız. Yani senenin bu sene doldu ya. Evet hocam. Dolduğu günkü değer neyse onu esas alırız. Hı. Sene ortasındaki iniş çıkışlara bakmayız. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bir izleyicimiz ortak hatimleri verilen tarihten önce bitirsek bir sorun olur mu demişti. Olma. Allah kabul etsin. Amin hocam. Allah razı olsun. Hanımefendiler bu konuda çok iştiyaklılar çok gerçekten. Çok iştiyaklılar bir çok şey böyle disiplinler illa hep aynı olacak filan gün işte bunun boğazı yapılacak filan çok bunlara dikkat ederler. Allah kabul etsin. Amin Allah razı olsun. Ee, hocam Nuri Pakdil'in bir şiiri vardı. Bugün de e, okumuştum onu da. E, Gel anne ol, bir anne bir çocuktan bir kudüs inşa eder diye bir ifadesi vardı. Belki e, tam ifade edemedim ama hani hanımefendiler aslında yani toplumun önemli. mayasını önemli önemli insanlar tabii. <laughs> Eyvallah hocam. Hocam bir seyircimiz çocuklar ne zamandan beri ayrı odada uyumalıdır demişler. Şimdi bu bir oda var bir de yatak var. Evet hocam. Tabii biz şeye baktığımız zaman geriye dönüp de evlerimize insanların yatıp yaşadıkları yerlere baktığı zaman her çocuğa ayrı bir oda verecek şekilde bir ev bulmak zor. Ancak işte konaklar şunlar bunlar olabilir. Ve dolayısıyla da bizim fukuhamız evet. ve peygamberimiz aynı odayı paylaşmama konusunda değil de aynı yatağı paylaşmama konusunda fikirler, görüşler beyan etmişler. Evet. Ve Burada iki görüş var. Bir yedi yaş, bir on yaş. Hmm. Yani Bir görüşe göre ki onlar hep nakle dayanır. Yani peygamberimizden rivayete dayanır. Yedi yaşına geldiği zaman çocukların yatakları ayrılmalı. Bir görüşe göre de on yaşına geldiği zaman ayrılmalı. Hmm. Şimdi tabii bu iki görüşün arasını şöyle bulur insanlar. 7 yaşında geldikten sonra ayrılmaları eftal olur. Tavsiye edilir. Ama 10 yaşına geldiklerinde kesinlikle ayrılmalıdırlar. Sonunda. Sondur. Ve burada e, erkek ve kız aynı yatakta yatamayacağı gibi kardeşler. Erkek kardeş erkek kardeşle. Kız kardeş kız kardeşle de aynıdır hüküm. Hmm. Yani onların da arası ayrılmalıdır. Yataklar ayrılmalıdır. Hüküm bu. Odaya gelince şimdi bu herkes için İlla bu olacak şeklinde bir şey mümkün değil. Dediğim gibi mesela eskiden baktığımız zaman bizim çocukluğumuzdaki ailelerin çocukları kendi aile, ailelerimiz 6 tane, 7 tane, 5 tane çocuk var. Şimdiki gibi değil eskiden. Evet. Yani 7-8 çocuklu aileler var. 10 çocuklu aileler var. E bunların her birine bu bir oda mümkün mü? Keşke hocam. Mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Dolayısıyla oda konusu <laughs> biraz insanların imkanına gücüne mevcuduna yani mevcut evine göre değişir ha tabi ideal olanı kızlar ayrı odalarda erkekler ayrı odalarda ama ayrı yataklarda olmalarıdır ha, uyulabildiği kadar elden geldiği kadar buna riayet edilmeli ama e, yatak ayırmak için herhangi bir zaten şey problem olmaz yataklar ayrılacak kesinlikle. Eyvallah hocam tabi bu biraz neyle alakalı? Çocukların işte yetişkinlik, artık bu e, erkek kadın ilişkileriyle ilgili onların bilinçlenmeleri, bilgilenmeleri ve tabii ergenlik çağına yaklaşmaları sebebiyle başlarına gelecek bazı durumlar vesaireler dikkate alın. Bunları çocuklarla da konuşmak lazım değil mi hocam? Yani ya, e, tabi yani bunlar seviyelerine ayrı, göre tabi tabii yani ayrı yatmanız lazım, ayrı odalarda kalmanız lazım. Denilmeli ama bu mümkünse tabii. Yani oda konusu evet. mümkünse, diğer yatak konusu değil. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Hocam bir seyircimiz selamünaleyküm demişler. Hocam ben tıp doktoruyum. Özel hastanede çalışıyorum. Özel hastanelerin hemen hepsi total ciro üzerinden yüzde veriyorlar ve maaşınız o şekilde belirleniyor. Yani baktığınız hastalar, yaptığınız tahliller, istediğiniz röntgenler, laboratuvar testleri, kullandığınız ilaçlar vesaire total olarak hesaplanıp onun belirli bir yüzdesi size maaş olarak veriliyor. İslami yönden bu yöntemin caiz olmayabileceği tartışılıyor, tartışıyoruz demişler. Çünkü hekimin cirosu artsın diye gereksiz tahlil, tetkik vesaire yaptırma tehlikesi mevcut. Öte yandan bu sistemle çalışmayan kurum hemen hemen hiç yok gibi. Bu anlamda iş bulma sorunu da ortaya çıkıyor. İslami hassasiyetlere sahip bir hekim gereksiz tahlil ve tetkik istemekten Allah'a sığınıp böyle bir yerde çalışabilir mi yoksa kesinlikle çalışmaması mı gerekir? Teşekkür etmişler şimdi hocam. Yani bu hem hüküm olarak hem işleyiş olarak doğrusu sorunlu bir şey. Evet. Yani bizim kime güveneceğiz? Kesinlikle. Yani doktora gittik şunu getir bunu getir şunu tahliye yaptır bu filmi çektir. E biz de zannediyoruz ki bunlar gerekli ki teşhis koyabilmek için bunları yapıyor. Evet. Ve neler yapılıyormuş. Yani doğrusu bu bu uygulama insanların kurumlara olan itimadını zedeliyor maalesef. Ve çok ben bana ben irkildim bu soruya. Şimdi bir o. Yani sen tutuyorsun çok para almak için hasta olmayana hastasın diyorsun. Hiç faydası olmayan bir test yaptırıyorsun. Evet. Hasta olan ıı, e, mağdur ediyorsun. Bu bir defa hiçbir şekilde caiz olmaz böyle bir şey. Ha, öbür taraftan e, fıkhi açıdan bunun hükmü nedir? Şimdi e, malum biz de iş veren ve işçi, çalışan ve çalıştıran ilişkileri icare konusunda ele alınır. İcare. Ve malum İki türlü icare vardır. Evet. İcare ademi, icare mal. Yani icare deyince ne anlıyorduk? Bir kimsenin menfaatini satması, bir evet. malın menfaatini satma. Ne yapıyor? Çalışan kişi ister bu işçi olsun, ister memur olsun, ister doktor olsun, ne yapıyor? Emeğini satıyor. Karşılığında para alıyor. Ve bu icare akdinin caiz olması için gerekli olan şartlardan birisi, en önemlilerinden birisi ücret belli olmalıdır. Hmm. İki yapılacak iş belli olmalıdır. Yani menfaat ona menfaat diyoruz. O menfaat ne yapılacak işin sonucudur. Bu belli olmalıdır. Şimdi bu anlatılan şeyde bunun ilk işte yok görün. Evet hocam. Bir ücret belli değil. Ha ücret belli değil. Dolayısıyla karar dediğimiz şey var bir bakma ne kadar alacağım benim. Yani bir ay sonra elime ne geçecek? Ben memur olarak, emekli olarak biliyorum bunu. Ama bu doktor bunu bilmiyor. Yani ücret belirsiz. Bu açıdan böyle bir uygulamanın dinen caiz olmaması gerekiyor. Bu bir. İki, suistimali açık bir şey. Ve anladığımız kadarıyla çokça da suistimal ediliyor. İşin bir de o yönü var. Yani bu şey bana hiç doğru gelmiyor. Ama böyle bir şeyi ilk defa duydum. Tek başıma bir şey de söylemek istemiyorum ama bana doğru gelmiyor. Bu arkadaşımız Din İşleri Yüksek Kurulu'na yazsın bu. Ve oradan bir, bir mutale almaya çalışsın. Ama benim şahsi kanaatim mücahiz olmaz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Zaten burada da dikkat çekici tüyler ürpertici bir ifade var. Yani böyle yapmadığımızda hassasiyet gösterdiğimizde yani iş bulma sıkıntısı da yaşıyoruz ya işte diye bir ifade o, kullandılar hocam. Yani bugün devlet hastaneleri falan doktora ihtiyaç duyuyorlar, alıyorlar. Bilmiyorum bütün hastaneler aynı da değildir tahmin ediyorum. Muhtemelen hocam. Evet. Belli başlı yerler olabilir. Teşekkürler hocam. Hocam bir seyircimiz de hocamı dikkatle dinliyorum ama kaçırdığım bazı noktalar oldu demişler. Ve soruyu şöyle sormuşlar. Toplu param vardı, bankada vadesiz duruyordu. Sonra bireysel emeklilikte iki hisse alıp arttırdım. Aydan aya belli bir ücret yatırıyorum. Birkaç sene önce ekonomik krizde 400 olan tutar 200'e düştü. Gene devam ediyor bono demişler. Ben ısrarla faiz istemediğimi söyledim. Bono alındığını söylediler. Faize girmez dendi. Doğru mudur? Ne yapmalıyım diyor, Tabii ben diyorlar. Ben o işleyi, işleme tarzını bilmiyorum. Bu bir defa kimden alıp satıyor bu işi? Kiminle yapıyor bu muameleyi? Ticari bir banka ile mi? Katılım bankasıyla. Ticari bankalar genelde faizli işlem yapıyorlar. Evet. E dolayısıyla genelde diyorum, bilmiyorum çünkü faizsiz işlem yapanlar da var mı bilmiyorum. Ama bizim burada diyeceğim şey şu. Bireysel emeklilik sistemine girdiğin zaman o girdiğin sistemi yöneten kurum, kurumlar senin ve senin gibilerin yatırdığı paraları veya devletin sizin adınıza yatırdığı paraları nerede değerlendiriyorlar? Helal yollarla mı, haram yollarda mı? Biz buna bakarız. Eyvallah. Haram yollarla değerlendiriyorlarsa nasıl haram yollarla nasıl değerlendirilir? Veya senden aldığı parayı faize yatırır. Ve işte o bankanın verdiği faizi alır ve senin parayı getirisi olarak üzerine ekler. Bu haram yolladır. Helal yolla nasıl olur? O parayı çalıştırır, çeşitli yöntemlerle çalıştırır, kar elde eder ve karı da senin payına düşen karı senin parayın üzerine ekler. Bu da helal yollardır. E o zaman hangisi helalsa onu tercih etmesi lazım. E, ki doğrusu ben tabii o anlat e, fon, diğer bankalar nasıl fon veriyorlar onu bilemiyorum. E, ama katılım bankalarının fon satışları e, bildiğim kadarıyla, onlar dini hassasiyet göstererek bu uygulamayı yapıyorlar. Aslında hocam burada ifade ettiklerinizden bir netice çıkıyor. Yani Müslüman yapacağı işlerde o iş, işine girmeden... Getirilsinler ziyade helal haram düşünmesi lazım. Onu gör, Yani orada bir meçhuliyet olmamalı. Yapılacak işlemi detaylı bir şekilde Bil, bilmekte bilmek fayda var. Evet. Değil mi hocam? Bilmeliyim. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Hocam bir seyircimiz demişler ki günümüzde ev işlerinde görev paylaşımı nasıl olmalıdır? Bu biraz örftür. Ee, şimdi Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasındaki iş bölümünü yaparken Hazreti Ali'ye demiş ki ev hariç işlerini, ev dışı harici işleri yapacaksın. Hazreti Fatıma'ya da sen dahili işleri, ev işlerini yapacaksın demiş. Evet. Hatta Hazreti Fatıma Peygamberimizden bir hizmetçi istemiş cariye. Ve o değirmen, hani un öğütmek için el değirmeni çevirmekten elini nasır tuttuğu yara bağladı söylenir, rivayet edilir. Peygamber Efendimiz ise vermemiş. Ona hizmetçi vermemiş. Tabi o sebebini de söylemiş. Şimdi günümüzde e, farklı durumlar ortaya çıktı. Mesela hanımlar da çalışıyor akşam. Evet. Ya yani nasıl ki erkek gidip akşama kadar çalışıyor, eyvah yoruldum deyip akşam eve gelip uzanmak istiyorsa ya aynı şey hanımın da başında. Ya o zaman karısının çalışmasına izin veren adamlar ev işinde de karılarına yardım etmeliler. Eyvallah. Ellerine ne geliyorsa. <laughs> Yoksa yani hanım akşama kadar çalışsın eve gelsin bir de ev işi. Bu hanımların çalışması aslında yeni değil. Eskiden ne çalışıyordu hanımlar dışarıda. Benim anam, ablam, teyzelerimiz, komşularımız tarlaya gidip orak biçiyorlardı. Evet. Veya bağa gidip bağ çapalıyorlardı. Hayvanların sütlerini sağarlardı. Onlar ev işi sayalım onları ya. Yani. <laughs> tamam, Bunu sayalım. da yapıyorlardı. Ama buna rağmen bütün bu işlere rağmen yine erkekler gelir akşam yatar uzanır işten ama hanımlar yemek yapar, çorba pişirir, bulaşık yıkar, soba yakar bilmem ne. Böyle idi. Yani burada karşılıklı anlayış esas olmalı. Yoksa bunun bir kanunu yok kanun derken şer'i dini, 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 yönden kadınlar şunları yapmakla mükellef, erkekler bunları yapmakla mükellef diye bir şey yok. Bu daha çok örfe bırakılmış. Aslında hayatın yükünü beraber beraber ölmalılar. Omuzlamak evet, lazım abi. değil hocam? Allah razı olsun. Adalet, insaf, merhamet bunlar önemli şeyler. Evet hocam. Yani, aslında çok konuşmak lazım bu konu. Yani biz hep işte içki haramdır, namaz farzdır. Ondan ibaret olmamalı. O İslam'ın güzel ahlakı var ya. Evet. Onun üzerinde çok durulmalı. Tabii öbürleri basit alınacak şeyler değil elbette. Kuşkusuz. Peygamberimizin de hocam kendi bir takım bireysel yaptıkları, ev yaptıkları işleri. var. Mesela işte ayakçayı, elbisesini yamadığı, yırtığını diktiği falan. Bu örnekleme olarak geçer. Değil mi? Eyvallah hocam. Teşekkürler. Hocam bir diğer sorumuz. Ee, izleyicimiz demişler ki kaza oruçlarına ya da nafile oruçlarına nasıl niyet etmeliyiz? Ne için oruç tutuyorsan öyle niyet ederiz. Yani eğer ben kaza orucu tutuyorsam niyet ederken o kaza orucuna niyet ederim. Ha yok nafile oruç tutuyorsam nafile niyet ederim. İkisi arasında şöyle bir fark var. E, niyetin zamanı. Evet. Nafile oruc'a öğleden az öncesine kadar niyet edebilirsin ama kaza orucuna imsak'a kadar niyet edersin. Eyvallah hocam. Bu yoksa şey e, niyette telaffuz şart değil. Yani illa şu oruca niyet ettim diye söylemek şart değil. Ama kalbinden en azından zihninden bu şekilde geçirmesi lazım. Diliyle söylerse de iyi olur ayrı konu. Eyvallah. Hocam bir seyircimiz demişler ki Darul İslam, Darul Harp, Darul İstila kavramlarını açıklayabilir misiniz? Bilmiyorum buna niye ihtiyaç var? Belki bir öğrenci sormuş olabilir hocam. Yani. buna <laughs> <Yani> niye <laughs> ihtiyaç var? Şimdi Müslümanların yaşadığı Müslümanların hakimiyetinde olan yerlere Darul İslam denilmiş. Eyvallah. Gayrimüslimlerin şey yönetiminde olan yerlere ki bunların çoğunluğu da zaten gayrimüslimdir. Evet. Darı Hart demiş. Bazı tabirlerde Darul Sulh tabiri geçiyor. Evet. Ama genelde bu ikidir. Darı Hart, Darı İslamdır. Evet. Şimdi Darı Harp demek sürekli savaş edilen ülke değil. Eğer onu öyle kabul edersek bir de Darı Sulhu içine sokmamız lazım ama esas olan demek ki söylediğimdir. Yönetim olarak. Yönetim ve halkın Halk. çoğunluğu. Ha şimdi fukaha şunu tartışmış. Ee, Müslümanların elde ettiği ülkeler elden çıkıyor. Veya yönetimler el değiştiriyor. Buralar eski statüsünü kaybeder mi etmez mi? Yani Darül İslam dediğimiz bir yer. Daha sonra Darül Harbe dönüşür mü? Yani şimdi mesela bugün daha önce Müslümanların hakimiyetinde olan bir sürü ülke gayrimüslimlerin hakimiyetine gitmiş. Evet. Sonra o ülkelerdeki e, uygulanan ahkam, İslami ahkamın dışına hükümler konulmuş. Mesela ülkemizde olduğu gibi. Şimdi İmam Şafii'ye göre, Şafii mezhebine göre daru İslam olan bir yer bir daha ebediyen, Daru İslam olarak devam eder. Daru harp olmaz. Eyvallah. Mesela oraya onlara göre şimdi Bulgaristan daru İslamdır. İspanya daru İslamdır. Eyvallah. Niye çünkü orada 700 sene Müslümanlar hakim olmuş. Daru İslam olmuş. O, o cümleyi zaman. duymak bile insana rahatlatıyor <laughs> hocam yani <laughs> faydası yok ama. Ve İmam Şafii'ye göre böyle. Ama hanefilere göre 3 şartla deniyor. Daru İslam daru harbe dönüşür. Bir evet. daru harbe komşu olmasın. İki, orada e, Müslümanların ve zimmilerin dinlerinin hükümlerini tam olarak yaşayamaz hale gelmesi. Bir tane daha vardı, o neydi? E, can, ve, can ve mal güvenliğinin olması. Üçüncüsü de İslami hükümlerin yapılabilmesi. Şimdi bazı alimler, ki Hanefi alimlerinden sahibeyn dediğimiz, evet. bunlar diyorlar ki, bir dar İslam'ın dar har harp olması için bunun üçünün de gerçekleşmesi lazım. Yani dar-ı harp dediğimiz gayrimüslim devletlere komşu olmalı. Müslümanların veya zimmilerin zimmi gayrimüslim tabağıdır. Onların can ve mal emniyetinin kalmaması, olması, kalmaması ve dini hükümlerin uygulanmaması. Bu şartların üçü de gerçekleşmeli. İmam-ı Azam'a göre bunlardan biri gerçekleşirse yeter. Ha, fakat burada dikkat et. Yani e, İmam Şafii'ye göre hiçbir şekilde zaten dar harp olmuyor. Evet. Ebu işte Muhammed'e göre de dar harp olmuyor, dar İslam. Çünkü bugün bütün İslam ülkelerinde o, Müslümanların yaşadığı ama icra edilen ahkamın e, dini esaslara dayanmadığı ülkeler, işte bizim ülkemiz gibi. Bunlarda Müslümanların can emniyeti var, mal emniyeti evet. var. Evet. E, i̇badetler yapılıyor istediği şekilde. Buna bir engel yok. Yani Türkiye darı İslam mıydı, darı harp mıydı bilmem ne tartışmaları gereksiz. Eyvallah. Burası Müslümanların yurdudur. Eyvallah. Ve burada İslami hükümler yani bu nereden oluyor o şimdi bu farklılık? Darı harp ile ilgili bazı özel hükümler var. Evet. Mesela orada faiz muamelesi geçer mi geçmez bir tartışmaları var. Veya oradaki bir giden Müslüman oradaki bir gayrimüslimin malını kahren alabilir mi alamaz mı gibi tartışmalar var. Artık bunların zamanı geçti. Eyvallah. Evet. Eyvallah hocam. Yani Teşekkür bu daru İslam daru har tabiri de aslında gündemden düştü. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hocam bir seyircimiz demişler ki kibirli kişiye nasıl yaklaşmalıyız? Ki e, kibirli kişiye bu karşıdaki kişi kim? Yani eğer birisi bir gayrimüslim birisi ise ve sana kibirle davranıyorsa sen de ona kibirle yaklaşırsın. Hatta ne, ne diyorduk? E, Kibirliye kibir sadakadır. Evet. Şeklinde bir söz var. Bu hadis mi değil mi tartışılıyor. Evet. Bunu hadis olarak kabul edersek bu şekilde anlamamız lazım. Yani mesela Müslümanlarla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ruhamâü beynehum ve eşiddâhu alel kâfirin. Ruhamâü beynehum tarahum, eşiddâhu alel küffâri ruhamâü beynehum. Şimdi yani onlar kafirlere karşı Vakarlı, evet. ciddi ama birbirlerine karşı da son derece e, şey merhamet, merhametli. Merhamet. Yani burada karşındaki kişiye göre değişir. Eğer karşındaki kişi sana kibirli davranan bir gayrimüslimse sen de ona göre şey verirsin. El İslamu ya'lu ve la yula aleyhi. Eyvallah. İslam üstündür ona üstün olmaz. Ama karşındaki kişi Müslüman ama kibirli. O yanlış yapıyor. Aynı yanlışa sen de düşmezsin. Sen ona karşı tevazulu davranırsın. Asıl olan tevazudur. Kibirlilik bir Allah'ın el kibriya u diyor ya Cenab-ı Hak. Hocam Allah. orayı biraz açsak çok güzel olur hocam. Yani büyüklük Allah'a hastır. Allah hastır. Allah'ın dışında birisi büyüklük taslarsa şeytan olmuştur. Hmm. Yani şeytan niye şeytan oldu? Eba ve Eyvallah. Yani Allah'ın emrine uymadı, kibirlendi. Allah sordu da kendisine niye benim emrime uymadın? Adem'in huzurunda eğilmedin sen. Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu topraktan. Yarattın diyor bile bak. Evet. <laughs> Yarattığını kabul ediyor da. E, onun emrine uymuyor. İşte maalesef insan şeytani hisler bunlar bu, böyle oluyor. E şimdi yani kibirlilik, büyüklük Allah'ın Allah'a aittir. Dolayısıyla o hakka Başkası tecavüz etmemeli veya başkası ortak çıkmaya kalkmamalı. Kalkarsa işte şeytan gibi olur. Ama demin söylediğim gibi İslam'ın vakarını korumak için Müslüman gayrimüslime karşı ciddi. Efendim, yeri geldiği zaman kibirli. Yeri geldiği zaman şiddetli. Böyle davranmalı. Hani var ya meşhur bu İncil'i kaptan. Bizim bazı böyle Ömer Seyfettin'in e, hikayelerinden böyle güzel şeyler var. Yani bu karşı taraftakinin durumuna göre değişir. Yoksa Müslümana karşı Müslüman kibirli olsa bile sen kibirli davranmayacaksın. Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ilminize bereket. Değerli izleyenlerimiz, sizler de yayın esnasında yanıtlanmasını istediğiniz sorularınızı 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak yazılı, sesli veya görüntülü mesaj yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Yeni bir İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.